Aşk acısı olunca hemen tipini değiştireceksin tabii. Klişene sağlık tatlım. Yok ama böyle çok ufak bir şey. Saç rengi. Yok, o kadar ufak değil. Yani biraz estetik operasyon gibi. Hah! Hele şükür. Süper bir karar. Çok tebrik ederim tatlım. Yani bazen suratına bakıyorum. Böyle senden ayrı, bağımsız, haşmetli bir varlık gibi. Hatta bazen sadece bununla dertleşmek istiyorum. Ortamda sen varsın diye çekiniyorum yani. Burnuma bir şey yaptırmayacağım. Öyle mi? Ya bence de hiç gerek yok. Gayet güzel senin burnun tatlım. Ya Serkan Deren diye böyle yeni bir estetik cerrah var bu ara, çok moda. Ondan randevu aldım. Bu sırtımda bir ben var ya, onu aldıracağım. Pardon, Serkan Deren mi dediniz ya? Bu şey değil mi hani ayak topuğundan doku alıp da dudak yapan? Ha? Evet. Çok öpüşenlerde nasır oluyormuş ama artık olacak o kadar. Şimdi ben kendisinin botoksunun, dolgusunun çok metini duydum da. Çerkes tavuğu da çok iyi diyorlar. Randevuları da full dolu. Canım sen ne zaman gidiyorsun acaba? Olur da hani ben de gelsem de bilfil bir tanışma imkanı bulsam. Arçın, evde oturulacak, ders çalışılacak. Yan taraftakilerle yarenlik, lavballik, kafeye inmeler, kaykaya binmeler, saçlarını dağıtmalar, rüzgarlara bırakmalar yok. Böyle mi geldiniz? Çok mu kötü suratlarımız? Hayır, yani herkes sizi tanıyacak. Estetik yaptırmaya geldiğinizi bilecek. Sonra gazeteler yazacak. Spekülasyonlar, dedikodular. Nerelerini yaptırmışlar. Önce sonralar. Şaptı şeker oldular. Sardı korkular gelecek yıllar. Kaportayı toplattılar. Oo. Baksana, herkes yüzünü kapayıp gelmiş ya. Biz de sazan gibi. Kıyamam ya. Olsun. Yiğidin malı meydanda olur. Buyurun, geçin oturun. Anı olarak mı çektiniz? Yok, koyacağım. Siz ne için geldiniz? Ben sırtımdaki bir beni aldıracağım. Ha, tabii tabii. Ben de maniküre geldim. Yasemin Hanım diğer kapıdan doktor beyin odasına giriyor. Şu an koridorda. Şimdi size koş dediğim anda koşup şuradan asansöre bineceksiniz. Sakın arkanıza bile bakmayın. Tamam. Koşun, koşun, çabuk. Çabuk. Yarın yokmuş gibi koşun. Evet, Rumuz Goncagül isimli hastamız. Buyurun. Yüz gerdirme mi Gülistan? Neydi? Kimdi o ya? Kim tanıdık bir ses? Kimdi o? Ha? Ben tanımıyorum. Dük Şarküteri'nin hanımı değil miydi o? Ha? Vallahi Dük'ün hanımıydı o. Ben tanıdım, sesinden bindim. Düşes mi yani? Gülistan Hanım. Ya bu kadar abartmayın. Gerçekten dedikodular o kadar çabuk yayılmıyor. Kimsenin umurunda değil. Efendim anneanneciğim. Burnum için değil anneanneciğim. Siz nereden öğrendiniz? At yazı geçiyorlar evladım. Annen aradı. Gitmişken bir de dudak yaptırıver kedine çocuğu. Dudağın da yok senin. Kız ne oldu? Öldü mü adam? Ay ne diyorsun ya? Allah gecinde versin.
efendim. Ne bu böyle ölmüşse anma günü yaparmış gibi? Gözün alışsın diye kız, suratını göre göre kanın kaynasın diye. Ya burnunun dibinde köye ilan gibi bir adam var, şu haline bak. Sen gidip Suudi Arabistanlı turistlerin arasında kısmet arıyorsun ya. Kısmet aramıyorum gülüm. Sosyete olsun, sanatçı olsun, doktora böyle gidiliyormuş. Ortamda tanımasınlar diye Arap turist şekli yaptım. Orada adet böyleymiş. Merhaba, kod adı Ümmü Gülsüm be. Hoş geldiniz. Buyurun, biraz bekleteceğim sizi. Buyurun, oturun. Tamam. Pardon, ben ilk defa geliyorum da acaba bir bilginiz var mı? Bu dudak dolgusu için böyle insanın etinden et koparılıyormuş gibi acıyor diyorlar. Bilmiyorum canım, ben de ilk defa geliyorum. Bir de ben dudak yaptırmayacağım, korkuyorum. Çok yapılınca ördek gibi oluyor diyerek de. Evet. Gerçi o benim beyimin lafı da. Aa, benim beyimin de lafı. Aa, demek bütün beyler aynı. Vallahi. Benim beyim natürel halimi seviyor. Dedi, ne yaptıracaksın yüzüne? Evlendiğimiz günden ne farkın var? Ay, ne güzel bakar mısın? Hatta dedi, o zamanlar dedi daha ablak bir tiptin dedi. Şimdi çok daha iyi dedi. Bak, 22 yıldır evliyiz ha. Koskocaman boyum kadar delikanlı oğlum var ha. Ay maşallah anam, hani pek yüzünü falan göremiyorum ya, bilemedim. Maşallah, Allah bağışlasın. Sağ ol canım, hepimizinki de inşallah. Rumuz Gül Bahçesi. Burada. Aa, kız sen misin o? Ne yapayım anacığım, başka bir şey bulamadım. Burada isim söylenmiyor ya. Ay Allah elini versin. Şimdiden de geçmiş olsun canım. Sağ ol Gülsüncüğüm, sağ ol. Sana da güzellikler, gerginlikler, gereken yerlere şişkinlikler olsun dilerim. Görüşürüz ilahi. Şimdi, yarın yokmuş gibi koşun. Çabuk. Aa, Gülsüm. Aa. Nasılsın canım? Ay ablacığım iyiyim. Sen nasılsın? Nasıl oldun? Merak ettim ha. Ay Allah'ıma bir şey. Çok güzel oldu. Az oldu. Çok dağıl oldu. Hiç benimkinin korktuğu kadar olmadı. Oh, Allah eniştenin içine sindirsin. Yazık, ödü patladı ya. Diyor ki, ben diyor seni diyor böyle sevdim diyor. Sen diyor kendini niye değiştiriyorsun diyor. Ay canım ya. Erkekler çok daha hassas. Şimdi biz çok sevişerek evlendik beyimle. Çok aşık olduk. Bir de babam başta istemedi falan. Neyse. Ya çok zaafı vardır bana. Hele şu aralar iyice yere göğe sığdıramaz oldu. Bak tam 22 yıl diyorum sana. Allah sizi mutlu mesut etsin ablacığım. İnsan sizin gibi aileleri görünce aşka tekrardan inanıyor biliyor musun? Ay duygulandı canım benim. Bak benimki ne diyor. Bak, bu doktor senin yüzünü delmiş, morartmış senin yüzünü. Gelecek doktoru dövecek neredeyse, o kadar ki düşkün bana. Morardı mı ya? Yok öyle minik, geçermiş sadece böyle minik. Şunlara geldim. Bir de onlara. Küçük. Bak. Ne oldu ya? Çok mu kötü? Ha? Yok. Geçerdi mi bunlar? Ha? Geçer. Acılar geçerdi. Bir izi kalır tabii. İnşallah izi kalmaz. Pardon. Çok ben. Aa, ne oldu ya? İnezini görünce fenalaştı. Bazısı da böyle korkar iğneden. Vah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.